Eğitim ve Yaşam'dan herkese iyi akşamlar dileyerek bugünkü programımızı açıyoruz. Bugün yine çok değerli iki kurumumuzu ağırlayacağız iki bölümümüzde. İlk bölüm konu Doçent Doktor Özlem Erdoğdu Erkaslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ta İzmirlerden kalkıp geldiniz bizi kırmadığınız için. Efendim, Gediz Üniversitesi bildiğim kadarıyla uluslararası bir üniversite olma hedefinde. Bu hedefe nasıl ulaşacak Gediz Üniversitesi? Doğrusu Gediz Üniversitesi kurulduğu ilk günden bu yana öncelikli amacını uluslararası bir üniversite olmak üzere koydu ve çalışmalarını bu yönde yürüttü. 2010 yılında ilk Erasmus belgemizi aldık. Daha bir yıl tamamlanmadan 13 üniversiteyle anlaşma sağlamış olduk. Böylelikle Erasmus anlaşmalarımız sayesinde çok hızlı bir biçimde akademik personel ve öğrenci değişimine başladık. Ama tabii bunun yanı sıra çok daha köklü anlaşmalara da girdik. Bunlardan en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Northern Iowa Üniversitesi ile yaptığımız olan anlaşma. Bu yürürlüğe de girdi ve bu yıl ilk öğrencilerimizi yollayacağız. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 ayrı üniversiteyle ön anlaşma imzaladık. Bunlar da çok kısa bir sürede detaylandırılıp işlerliğe geçecek. Bunlar gerçekten saygın üniversiteler ve devlet üniversiteleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz çok sayıda üniversite var ama bunların hangileriyle böyle bir bağlantıya geçilebileceği düşünüldüğünde onlar arasında biliyorsunuz bazı dereceler var ve biz de bu nedenle gayet yüksek seviyede olan üniversiteleri seçtik. Clayton State Üniversitesi ile var, Oklahoma State Üniversitesi ile var, Southern Polytechnic ile var, Nazareth College ile var. Ve çok yeni olarak imzaladığımız henüz 1-2 günlük bir anlaşma olan Buena Vista Üniversitesi var. Tabii bunun dışında yine çok kendimize güvendiğimiz bir başka alan işletme ve uluslararası ilişkiler alanları için imzaladığımız anlaşmalar. İngiltere'nin çok saygın üniversitelerinden Leeds Metropolitan'la imzaladığımız anlaşma sayesinde çift diploma veren bir programımız var. Buna özel kontenjan ilan ediyoruz ve 3 yılını üniversitemizde geçirdikten sonra son bir yılını Leeds Metropolitan'da okuyan öğrencilerimiz çift diplomayla mezun oluyorlar. Bunun dışında yine büyük uluslararası sempozyumlar düzenledik. Mühendislik Mimarlık Fakültemizin düzenlediği Computing in Science and Engineering adlı sempozyum çok fazla ülkeden çok fazla bildiri aldı. 347 bildiri aldı ve bu arada bu sempozyumun düzenlenmesine lisans öğrencilerimiz de çalıştı. Onlar için çok önemli bir deneyim oldu. Böylelikle uluslararası ilişkilerle şimdiden başladılar. Önemli akademik bağlantılar kurdular. Yani üniversiteye adım atır atmaz aslında evet, Amerika'da evet. Okumuş gibi falan olacak evet, çocuklar. Öyle gözüküyor bu anlattıklarınızdan. Ayrıca 2012 Haziran sonu ve Temmuz ayı içerisinde çok önemli bir aktivitemiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 numaralı mimarlık eğitimi veren Syracuse Üniversitesi ile ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile beraber ortaklık yaparak bir yaz okulu düzenliyoruz. Ve bu anlamda mimarlık alanı ile ilgili çok büyük bir öğrenci buluşmasına ev sahipliği yapacağız. Evet. Peki o kadar güzel şeyler anlattınız ki eğitim kalitesi hakkında neler söyleyeceksiniz Gediz Üniversitesi'ne? Gediz Üniversitesi bir vakıf üniversitesi. Şimdi bunu tam anlamıyla, tam hakkıyla yerine getiren bir üniversite olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten kar amacı gütmeyen bir kurumuz. Ve bunun için de öncelikli olarak eğitim kalitesine çok önem veriyoruz. Bunu yapmak üzere tabii herkesin kendi üzerine düşen görevler var. İşte mütevelli heyetinin ayrı görevi var, akademisyenlerin ayrı görevleri var. Doğrusu mütevelli heyetimiz ve bu vakfa maddi manevi yardımda bulunan insanlar üzerlerine düşen işi en iyi biçimde yaptılar ve bize mükemmel bir kampüs verdiler. Ve gerçekten böyle 5 yıldızlı bir kampüsümüz var. Bu bizim için çok önemli. Gerçekten sadece metrekare olarak iddialı bir kampüs değil, aynı zamanda mimari kalitesiyle son derece
motive edici, ilham verici bir mekan kalitesine sahip. Bu nedenle sadece yapımızı görmek için bile çok sayıda ziyaretçi talebiyle karşı karşıyayız. Bu bile bizim için çok önemli. Öte yandan üniversitemiz birçok vakıf üniversitesinin aslında imtina ettiği, çünkü ekonomik olarak çok büyük bir yük getirdiği için laboratuvar yatırımlarına çok öncelik verdi. Mühendislik Mimarlık Fakültemizin özellikle nanoteknoloji laboratuvarı önde olmak üzere, ki bu en büyük yatırımımız aslında. Fizik laboratuvarımız, ergonomi ve simülasyon laboratuvarımız, devre ve elektronik laboratuvarımız, makine laboratuvarlarımız şu anda işlerliğe geçmiş durumda. Makine mühendisliği bölümünün, mimarlık bölümünün ve meslek yüksekokulunun ortak kullanacağı çok büyük bir prototip laboratuvarı hazırlığı içerisindeyiz. Bunun mekansal olarak her türlü inşaatı bitti. Donanımı da çok kısa bir sürede, 3-4 aylık bir süre içerisinde gerçekleşecek. Böylelikle makinede, mimarlıkta veya meslek yüksekokulunda okuyan öğrenciler tasarladıkları objeleri, nesneleri birebir üreterek, prototipleyerek büyük bir deneyim kazanacaklar. Doğrusu bu prototip laboratuvarları Türkiye'nin çok köklü üniversitelerinde bile birçoğunda bulunmuyor. Çünkü gayet pahalı bir yatırım gerektiriyor. Evet. Bu nedenle de gerçekten eğitim kalitesine önem veriyoruz ve birçok da proje yürütüyoruz. Bunlardan bazıları TÜBİTAK projeleri. TÜBİTAK projeleri daha çok mühendislik ve mimarlık fakültemiz içerisinde mevcut ve fizik ve elektrik, elektronik ve nanoteknoloji alanlarını kapsıyor. Bununla beraber İktisadi İdari Bilimler Fakültemizin aldığı çok güzel bir AB projesi var. Bu Amsterdam Üniversitesi ve Jana Friedrich Schiller Üniversitesi ile ortak bir proje. Burada kendimizi AB'ye anlattığımız bir aslında bir proje. Çok ayaklı bir proje. Ve de 114.500 avro gibi çok büyük bir bütçeye sahip. Dolayısıyla da bu hızla eğitimimize devam ediyoruz. Peki geçen yıl Ege'de en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olmuşsunuz. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Nasıl başardınız? Nasıl oldu bu? Doğrusu bunda aslında en büyük pay hukuk fakültemizden. Çünkü hukuk fakültesi zaten hukuk çok tercih edilen alanlardan bir tanesi, gözde alanlardan bir tanesi biliyorsunuz. Çok iddialı bir akademik kadro ile başladı ve en başta bütün şeyleri kendine çekti, dikkatleri kendine çekti hukuk fakültemiz. Ve tabii üniversitemiz bir anlamda da bunu yaparken mesleğinde çok kompeten insanlarla çalışmayı tercih etti. Akademisyenlerimiz yani sadece çok iyi üniversitelerde doktora yapmış ve yayınları olan insanlar değil, hakikaten alanında çok iyi tanınan insanlar. Hukuk fakültesinden bir öğretim üyemiz şu anda Futbol Federasyonu Etik Komisyonu Başkanı olarak seçildi söz gelimi. Türkiye'de bu kadar aranan insanları bünyenizde barındırdığınızda hakikaten bu teveccühü gösteriyor adaylarda. Ve özellikle mimarlık bölümü öte yandan yine çok tercih edilen bölümlerden biri oldu. Vakıf üniversitelerinin yaklaşık %46'sı İzmir içerisinde İzmir Gediz Mimarlığı tercih ederek bize büyük bir iltifatta bulundu. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Peki öğrencilerin ilgilendikleri sorulara geliyorum. Bir vakıf üniversitesi olarak YÖK'ün verdiğiniz dışındaki burslarınız nelerdir? Vakıf üniversitesi olmanın en önemli şartı gerçekten kar amacı gütmemektir. Biz de bu anlamda eğitime yatırdığımızı, eğitimden aldığımızı tekrar eğitime geri veriyoruz ve bursluk oranlarımız gerçekten çok yüksek. Üniversitemiz 2011-12 yılında örneğin tüm bölümlerin 226 tam ücretli öğrenci alacak. Buna karşın örneğin bu özür dilerim fakültemizde, mühendislik mimarlık fakültemizde. Buna karşın 43 öğrenci tam burslu, 53 öğrenci %50 burslu ve 93 öğrenci %25 burslu oluyor. Oranlarsak toplam bursluluk gerçekten çok yüksek bir oranda. Burada amaç fazla öğrenci alarak kar etmek değil, iyi öğrenciyi almak ve eğitim kalitesini yükseltmek.
Biliyorsunuz bu giriş kontenjanı ile verilen burslarda vakıf üniversiteleri farklı yollar izliyorlar. Evet. Bizim bu 4 yıl boyunca kesilmeyen bir burs. %100. Öğrencinin en büyük sıkıntısı da bu zaten. Evet. Yani hani bu bursu aldık ama ne zaman, ne şartlarda kesilir? Bu başarıya bağlı bir burs değil. Bu tabii öğrenciye bir güven veriyor. Özellikle başka bir şehre gelmiş öğrencinin hayatı kolay değildir. Bunu evet, yaşamış olan evet, öğrenciler bilir. Ev bulacaksınız, kiralayacaksınız, hayatınızı kendiniz idame ettireceksiniz. Bu süre içerisinde özellikle ilk yarı yıllarda bazı bocalamalar olabilir. Öğrencimizin bir de böyle bir telaşa düşmemesi bizim için çok önemli. Kendini güvende hisseden insan eğitime de zihnini daha iyi verir diye düşünüyoruz. Bu açıdan da bu burslarımız kesintisiz değil ama bunun dışında başka burslarımız da var. Bunlardan bir tanesi üstün başarı bursu. Üstün başarı bursu merkezi giriş sınavı yani LYS yerleştirme puanı türüne göre Türkiye genelinde ilk 500'e giren öğrencilere aylık 1000, 1000 arasındaki öğrencilere aylık 750 TL ve 5000 öğrenci arasına giren öğrencilere de aylık 250 TL tutarında bir burs sağlıyoruz. Ve bunu 8 ay boyunca karşılıksız veriyoruz. Öğrencimizin başarısı devam ettiği sürece de bu aynı şekilde sağlanıyor. Ancak öğrencimizin bir sorunu olabilir, arada bocalayabilir, kesintiye uğrarsa kendini not ortalamasını topladığı andan itibaren tekrar aynı bursa devam ediyoruz. Akademik başarı burslarımız var. Öğrencilerimiz söz gelimi bizi tercih ederken burslu kontenjanımızdan girmediler. Fakat bölüme girdikten sonra akademik ortalamalarını belli bir standardın üzerinde tuttular. 3.50-3.80 arası. O durumda bir sonraki yarı yıldaki eğitim ücretinden muaf tutuluyorlar. Ve elbette bu da yararlanma koşulunun bu şekilde devam ettirilmesi şeklinde. Peki çift diploma imkanları var mı öğrenci?